Karadayken kerestecilikle uğraşan su aygırı tıpkı bir fıçık kadar büyüktür. Ancak bu hayvanlar diğer otçullarla kıyaslandığında zayıf kalırlar. Muazzam kafası, 5 metrelik gövdesini ve kısa sağlam bacakları ise 3 tonluk ağırlığını desteklemektedir. Huysuzlukları, yarım metrelik dişleri ve muazzam büyüklüğüyle yetişkin su aygırları genellikle Afrika'nın en tehlikeli hayvanları olarak kabul edilir. Yollarına çıkan timsahları sık sık bir kenara iterler. Su aygırları hem karada hem suda yaşayan hayvanlardır. Günün 18 saatini Afrika'nın nehirlerinin ve göllerinin sığ, çamurlu sularına dalarak geçirirler. Aşırı kalın olmasına rağmen ciltleri hassastır ve nemli tutulması gerekir. Havayla temas ettiğinde pembemsi ve kahverengiye döner ve hem güneş koruyucu hem de nemlendirici görevi gören ve hatta enfeksiyona karşı koruyabilen bir mukus üretirler. Hem karada hem de suda gübre ve idrarlarını dağıtmak için kuyruklarını kuvvetlice sallarlar. Su aygırlarının bunu yaparken yaydıkları kokunun birbirlerini tanımalarına yardımcı olması muhtemeldir. Bazı kuşlarda bu çok sevdikleri su aygırlarını tanıyacaklardır. Sığır kuşları hayatlarının çoğunu bu devasa dostlarının sırtında geçirir. Ev sahiplerine eziyet eden zararlı böcek ve parazitleri bir lokmada yerler. Erkek su aygırının devasa ağzı en ölümcül silahlara sahiptir. Bu kalın dişler yarım metreye kadar büyüyebiliyor ve büyük yavru köpekleri öğütürken çok işe yarıyor. Su aygırının çenesi olağanüstü bir şekilde 150 dereceye kadar açılır ve ona tüm hayvanlar alemindeki en güçlü ısırık kabiliyetlerinden birini sağlar. Esneme ve dişleri sergileme güçlü bir gövde gösterisidir. Fakat tehditler işe yaramazsa bu su titanları birbirlerini deşecek, yırtacak, ısıracak ve şahlanacaklardır. Kavgalar nehrin bir bölümünün ve içindeki dişlerin kontrolü için 6 kat gücünde bir savaş olabilir. ...40-45 kilo ağırlığındaki annenin yavru buzağıları sığ sularda doğarlar. Dişi su aygırı doğum yapmak için sürüyü terk ederek o ve 1 metre uzunluğundaki yeni doğanı ilk 1 veya 2 haftayı yalnız geçirecekler. Sürüye katıldıklarında sıkı sıkıya bağlı, yakın ve sevgi dolu bir dostluk kazanacaklardır. 12 ay içinde sütten kesilmiş olsa da bu zamana kadar çeyrek ton ağırlığına ulaşan genç buzağı birkaç yıl daha annesiyle birlikte kalacaktır. Ve 2-3 çocuklu bir dişi görmek pek de nadir değildir. Yavru su aygırları, nehirde yaşayan su aygırlarıyla fiziksel bir yakınlık içerisinde bile iri erkekler tarafından tolere edilir. Bu su altındaki güç çarkları, dünyanın en büyük su hayvanları mı?